sizin varlığınız bana göre ve anladığım kadarıyla yani geçen haftadan sonra ben de hafta sonu sanki her iki taraf içinde tüm aile üyeleri içinde yüktü. Evet. Bu sebeple de bir an önce kurtulalım dediler. Hiçbir yere sığdıramamışlar. Yoksa anne arayacak olsa bak Türkiye'yi ayağa kaldırır ya. Türkiye'yi ayağa kaldırır. Ya hadi Seda, gazeteler, televizyonlar, Seda kanunlar. Hanım artık bir evlat edinme sürecine girmiş ve evlat edinme sürecinde artık gerçekleştikten sonra onun bilgileri gizlenir. Evet. Ama Seda Hanım'ın dışında Seher'in hayat hikayesi de 16 yaşına kadar olan ölümden sonrası da çok traji. Yani şimdi bir vücudunuzda bir yer ağrıdığı zaman bütün organlar oraya hücum ederler. Orayı iyileştirmek için. Aile dediğimiz kurum böyle bir şey. Ve biraz hani sevgi saygı diyorlar ama ebeveyn olmak Türkiye'de biz daha fazla hissediyoruz. Fedakarlık demek. Yani benden önce biz. Ya şimdi kız ölüyor. Değil mi? Allah ne diyoruz? Sıralı ölüm versin diyoruz değil mi? Yani anne baba 16 yaşındaki evladın cenazesinde yan yana gelemeyecek kadar ne düşmanlığınız vardı? Siz defnederken bile yan yana duramıyorsunuz. Yani 16 yaşına kadar sorumsuzluk. Vallahi Hülya Hanım şöyle görüyorum. Yok. Defin bile o mezar süreci bile şey gibi maddi yük gibi. Ben öyle hissettim. Hiçbir fedakarlık yok. Yok yani. Yok. Hiç... Yani aman ay şimdi cenazesi de bize kaldı oraya geldiler konuşacaklar. Anne ne oldu kimse. Bak ablan kimsesiz gibi gömülmüş. Yok. Evet. Bak kimsesiz gibi. Halbuki bugün işte halaların, teyzeleri nasıl anlatıyorlar? Bizim bilmem ne emniyet müdürü tanıdığımız var. Bilmem kimimiz var. Ya peki bu kadar her şey varken bir çocuk sizin soyadınız taşıyan, canınızdan, kanınızdan olan kişi kimsesiz gibi gömülür mü? O makamlar, o ünvanlar bu ayıbı kapatır mı? Kapatmaz kardeşim. Kim olursan ol. Sizin tanıdığınız şimdi, vardı aynı zamanda değil mi? Osman Bey sosyal hizmetlerde çalışıyordu. Efendim? Sizin bir tanıdığınız var değil mi? Sosyal hizmetlerde çalışıyor. Amcanın da akrabası. Siz evet. Aradım diyorsunuz ya ona ne da danışabilirdiniz. Şimdi? Danıştım annesi. Türkan'ın akrabası. Yengen. Evet. İyi bir yerde bana dediler. Sesini çıkartma beni yıllarca engellediler. Gerçekler senin kardeşin bu. Zeki'nin karısı sosyal hizmetlerdeki... Biriyle akraba, yengen. Evet. Yani arkada düzen böyle kurulmuş. Sen öyle alelade bırakılmamışsın. Evet. Herkes ne yapıldığını gayet iyi biliyor. Türkan'ın akrabası İstanbul'da yaşıyor. Evet. O da sanki çocuğu hiç tanımıyormuş gibi davranıyor. Orada bir görevli ya çocuk esirgeme kurumunda. Aa, bahçeye çocuk bırakılmış. Halbuki bahçeye bırakılan çocuk kendi tabii. Akrabasının, evet. Kocasının yeğeni olduğu... Biliniyor. Bilinçli yapılıyor, bilinçli. Bravo, bilinçli yapılıyor. Evet. El birliğiyle. Şimdi bir Seda'nın hayatı, diğer tarafta ablanın hayatı. Bilinçli yapılıyor. Sevgili seyirciler, 2001 yılında Seher, diğer ismiyle bazı aile üyeleri kendisine Fatoş da diyor. Kendi yaşamına son veriyor. Son verdiği yaşlar 16 yaşlar. Hep bir yerlerde kalıyor. 2 yıl annenin evinde, işte bir süre babanın yanında, bir süre halanın yanında. Ama o kalabalıklar içerisindeki yapayalnız bir kız çocuğundan bahsedebiliriz. Ablan Seher'le ilgili bir veterimiz var yayından. O ekrana gelsin. Keşke ablam burada olsaydı. Keşke ablamla konuşuyor olsaydım şu an. Nasıl öldü? Öldürüldü mü onu bile bilmiyoruz. Ya öldürüldüyse ben de çocuktum. Ben ona sahip çıkamadım. Şimdi olsa sahip çıkardım ben ona. Bu dünyadan bir Seher geçti. Akşamdan beri hep ablamı düşündüm. Daha o da çocuk. Ben 3'üm o 6 yaşında. Nurlar içinde yatsın, toprağın bol olsun. Aa. Milyonlarca insan sana dua ediyor Seher. Yavrum. Aynı Seda. Benziyoruz yani. Ah yavrum ölmeseydin. Keşke ölmeseydin. Bu hayatın kötülüğüne karşı beraber dimdik ayakta dururduk onunla.
ben yanında olurdum. Ben tutardım elinden. Keşke ölmeseydin. Ben de tutardım. Ben de tutardım yavrum ama... Belki de Yüce Rabbim daha fazla çekmesini istemedi, bilemeyiz. Evet. O da doğru. Sen ablanın mezarını da bulacağım. Buldum. Lütfen. Çok üzüldüm, çok üzüldüm yavrum. Çok 15 yaşında hayatının baharında, çocukluğunda son nefesini vermiş bir kız çocuğu o da. Olan ablam olmuş Esra Hanım. Beni böyle melek gibi insanlar büyüttü. Ben şanslıymışım. İki kardeş arasında şanslı olan benmişim. Keşke o da yanımda olsaydı. Keşke. Biz birbirimize destek olurduk bu hayatta. Belki beraber çocuklarımızı büyütürdük. Keşke şu an onu arıyor olsaydı. Nasıl mahzun bakmış yavrum. Ah, ah. Ablası da ölmeseydi onu da alsaydı. Beni ablamın ölmesi olayı çok yıktı. Osman Bey, kızınızın bu kadar küçük yaşta niye yaşamına son verdiğini biliyor musunuz? Ne yaşadı bu çocuk? Bu çocuk hiçbir şey yaşamadı aslında Esra Hanım. Bu çocuk annesinin yanından geldiği zaman inan psikoloji bozuldu. Kız kardeşimin yanında sorunları falan yoktu bunun. Çocuğumun sorunları yoktu Esra Hanım. İnan yoktu. Annenin oradan yanında geldikten sonra ne yaşadıysa o iki yılda ne olduysa oldu. Evet. Anne o dönem evli miydi? Evet, işte aldı çocuğu götürdü, haberimiz yoktu. Şimdi Seher'in çocukluk arkadaşı... Onun sorumlusu odur, sorumlusu. Ama bakacağız. Çocukluk arkadaşı... Bunun hesabına bakacağım. Rahmetli ablanın, yani telefondaki kişiden ablanı dinleyebilirsin belki. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nereden arkadaştınız rahmetli Seher'le? İstanbul'da, Soğanlık'ta. Hı hı. Zaten bir iki yıl beraber arkadaşlık yaptık. Her şeyini evet. Benimle paylaşırdı. Hı hı. Böyle neşeli, hayat dolu bir kızdı. Ama tabii ki çok kötü günleri de oldu. Neler oldu? Hırpalandı, dışlandı. Kim tarafından yapıldı bu? Hem aile hem toplum. Yani küçük yaşta bir ara şeye verdiler, bir yaşlı kadına bakıyordu. Nasıl yani? Yapılan bir kadına bakıyordu bir ara. Hı hı. Yani birkaç ay ona bakmıştı. Hı hı. Bunu yaptıran kimdi? Yok öyle bir şey. Halasının yanında kalıyordu o dönemler. Halanın yanında, hangi halanın yanında kalıyordu? Ayşe halının yanında kalıyordu. Peki... Çalışmak için mi yaşlı kadına bakıyordu? Evet. Komşusu komşusu öyle diye bir dakika, komşusuna Osman yardım Bey. Etmiş. Bir dakika. O yalan söylüyor. Ne olur bana anlat. Ben birebir tanık oldum. Ve birkaç gündür arayıp aramamakta da tereddütlüydüm. Çünkü vicdanım beni rahat bırakmıyordu. Kim rahat bırakmıyor? Vicdanım. Halanın yanında kalıyordu ama o 16 yaşına yaşlı bir kadına, yatılak bir kadına baktırıldı. Bakıyordu. Evet, evet. Daha sonra birkaç ay orada çalıştıktan sonra mahallede çerçeve atölyesi vardı. Sonra orada çalışmaya başladı. Hı hı. Böyle bir akşam üzeri ortadan kayboldu. Hı hı. Sonra aradık, bulamadık. Hı hı. Sabah erken saatlerinde bir inşaatın önünde cesedini gördük. Peki aslında şüpheli bir ölümden de bahsediyorsun. Yani ben onun intihar edebileceğini hiç düşünmedim. Öyle bir şey yapsaydı, yani düşüncesi olsaydı bana mutlaka derdi. Kimlerden şikayet ediyordu yaşamında, nelerden hatırladığınız kadarıyla? Ailesinden, halasından, herkesten. Hala nasıl davranıyormuş? Yani iyi davranmıyordu.
Gelen ihbarlarda... Getirip bir çocuktu. Gelen ihbarlarda halanın aslında evin hizmetçisi gibi kullandığı yazıyor çok sıklıkla. Evet, evet, evet. Yani Seda'nın bırakılıp onun bırakılmaması, aradaki 3 yaş fark ve birazcık daha elinin iş tutuyor olması. Yani halanın yeğeni miydi? Yoksa hani karın tokluğuna o evde yaşamaya mahkum edilen kişi miydi? Karın tokluğuna çalışan kişiydi. Ne sormak istiyorsun? Yok öyle bir şey. Niye hala gelmiyor? Hala da gelsin. Değil mi? Onu da ben de merak ediyorum. Neden gelmiyor? Birinin ona kötü bir şey yaptığından bahseder miydi, şikayet eder miydi? Ölümünden birkaç gün önce ben işten geldim. Dedi ki seninle konuşmam gereken şeyler var. Ben de yorgun olduğum için dedim sonra konuşsak olur mu? İşte bir iki gün sonra da bu olay gerçekleşti. Ve halen onun vicdan azabını yaşıyorum, çekiyorum. Annesine gittiği dönemi biliyor musunuz? Hayır, onu bilmiyorum. O zaman 2 yıl arkadaşlık yaptıysanız anneden geldiği zaman değil Osman Bey. 2 yıl ne geldiyse başına, annede de tabii psikolojik belki sorunlar yaşadı ama 2 yıl baba annesinde kalıyordu. Halanın yanında yaşamış. Oradan bu olaylar sonra, oradayken olmuş. Orada annesinden geldiği zaman zaten bu annesinden olay. Annesinden geldi hemen oldu değil. Bak annesinden gelmiş, bu çocuk çalıştırılmış. 15 yaşında atölyede. Yaşlı kadın bakımı. Evin yanında bir şey vardı, kafes yapar. Oraya gidiyordu bazen. Yani evin yanıydı bu. Bu çocuk 16 yaşında. Okula mı gidiyordu, hasta mı bakıyordu? Yok, kapının önündeki kafesleri düzeltiyormuş. Ben bir Osman amca gidiyordum. Bak ben şimdi soruyorum. Seher'in 16 yaşında gitmesi gereken yer okul. Evet. Liseye gidiyor değil mi insan 16 yaşında? Evet. Evet. Gitmesi gereken lise mi? Yoksa yaşlı hasta, yatalak bir hastaya bakım veren mi? Ya Esra Hanım, benim haberim yok. Yanında çocuğum. Tamam, ben haberi ben olanlara soruyorum bu sebeple. Hanımefendi dediniz ki çok neşeliydi. Evet. Bu kadar yani... hayat dolu, hani o acının içerisinde hayat dolu bir kızın yaşamına son vermesi size garip geliyor mu? Aylarca o psikoloji sürekli, aylarca hep diyordum neden, ne için yaptı bunu? Peki yani anneden sürekli... nasıl bahsediyordu? Annesinden de... Bana hiç bahsetmedi. Halasından. Hayali vardı kız kardeşini bulması. Yani kendine bir düzen kurması, kardeşini yanına alması. Böyle bir hayali vardı. Seda'yı anlatıyor muydu size? Evet dedi, bir tane kardeşim var. Yuvada işte maddi durumum iyi olursa onu yanıma alacağım. Tek hayalim. Sevdiği biri var mıydı o dönem arkadaşlık ettiği? Evet, vardı. Hayatla bağı olan bir kız aslında bu. Yani yaşamla bağı olan biri. Halanın bir beyanını paylaşmak istiyorum. Birkaç arkadaşımız da vardı bu cümleyi söylerken. Seher'in bir erkek arkadaşı olduğunu, onunla nişanlandığını... Sonra beyefendi onu terk ettiğini ve buna dayanamayıp doğum gününe gidiyorum halacığım diyerek evden çıktığını ve o gün intihar ettiğini söyledi. Kendisini de yanında okuduğunu söyledi. Okula mı gidiyormuş o dönemde Seher? O dönemde okula gidiyormuş, benim yanımda gidiyordu dedi. Seda Hanım'ın da annesinden çekindiğini, yayına bu yüzden çıkmak istemediğini, halanın beyanı bu. Anne tarafından çok çekiniyorum dedi Seda'nın. Annesi tarafından, Hatice Hanım'ın, evet, o taraftan çok çekiniyorum. Başım belaya girer. O yüzden ben yayına çıkmayacağım diye. Neden benimle çekiniyormuş? Böyle, annesinin yaşantısından dolayı, işte beraber olduğu kişilerden çekiniyormuş annesinin geçmişteki. Arkada böyle bir sohbet esnasında hanımefendinin beyanı buydu bana. Hey. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.